Yürüyordum. Yürüdükçe de açılıyordum. Evden kızgın çıkmıştım. Belki de tıraş bıçağına sinirlenmiştim. Olur olur. Mutlak tıraş bıçağına sinirlenmiş olacağım. Otların yeşil olması, denizin mavi olması, gökyüzünün bulutsuz olması pekala bir meseledir. Kim demiş mesele değildir diye. Budalalık. Ya yağmur yağsaydı? Ya otların yeşili mor, ya denizin mavisi kırmızı olsaydı? Olsaydı, o zaman mesele olurdu işte. Çikolata renginde bir yaprak, çağla bademi renkli bir keçi gördüm. Biri arkamdan "Şşt!" dedi. Dönüp baktım. Yolun kenarındaki, daha boyunu posunu almamış, taze deve dikenleriyle karabaşlar, erik lezzetinde bana baktılar, dişlerim kamaştı. Yolda kimsecikler yoktu. Bir evin damını, uzakta uçan bir iki kuşu, yaprakların arasından denizi gördüm. Yoluma devam ederken "Şşt, şşt!" dedi. Dönüp bakmak istedim. Belki de çok istediğim için dönüp bakamadım. Olabilir. Gökten bir kuş "Şşt, şşt!" ederek geçmiştir. Arkamdan yılan, tosba, bir kirpi geçmiştir. Bir böcek vardır belki "Şşt, şşt!" diyen. "Şşt!" dedi yine. Bu sefer belki de isteksizlikten dönüp baktım. Çalıların arasına biri saklanıyormuş gibi geldi bana. Yolun kenarına oturdum. Az ötemde bir eşek otluyor. Onun da rengi çağla bademi. Ağzı, dişleri, kulakları ve boynu ne güzel. Otluyor. Otları adeta çıtırdata çıtırdata yiyor. Belki de bu çıtırtılı çatırtılı sesi "Hişt, şişt!" diye duymuşumdur. Eşeğin ot koparışının sesinden hep aynı ses "Şşt, şşt, şşt!" dedi. Hani bazı kulağınızın dibinde çok tanıdığınız bir ses isminizi çağırıverir. Olur değil mi? Pek enderdir. Belki de kendi kafanızın içinden sizin sevdiğiniz, hatırladığınız bir ses, ses olmadan sizi çağırmıştır. Olabilir. Birdenbire güneşi, buluta benzemez garip ve sarı bir his kapladı. Bir kirli el, çağla bademi eşeğin sırtından bir kumaş çekip aldı. Her zamanki kül rengi, yer yer havı dökülmüş eski mantosunu giydirdi eşeğe. Yola indim. İstediği kadar "Hiç" desin, isterse sahici sulu bir dost olsun, isterse kimseler olmasın, kendi kendime kulağıma "Hiç" diyen bir divane olayım ben, aldırmayacağım. Belki bir kuştur, belki bir tosbağadır, belki de kirpidir, belki de yakın denizden gelen bir balık, bir canavardır, karabataktır, mihalaki kuşudur. İyisi ben kendim "Hişt, hişt!" derim. O zaman tamamı tamamına pek "Hişt, hişt!" seslenişine benzemeyen, benzemesine uğraştığım bir mırıldanmadır tutturduğum. Birdenbire önümde bir adamla bir kadın gördüm. Kalpazankaya yolunu sordular, üstündesiniz dedim. Sanki yol hareket etti, yürümediler, iki adım da benden uzaklaştılar. Koyunların arasına yüzü koyun uzanmış papazın oğlunu gördüm. Yüzünden aptal, çilli oraza benzer bir mahluk kalktı. Ağzının salyasını sildi, kuzuyu bacaklarından tuttu, kuzu ile yere yıkıldı. Kuzuyu burnundan öptü. Papazın oğlu çirkin, aptal, 31'li bir yüzle baktı. Şimdi çiçek tarlasındayım. Bana "Hişt, şişt!" diyen mutlak bir kuştu. Vardır böyle kuşlar, cik cik demezler de "Hişt, şişt, şişt!" derler. Kuştu, kuş. Bir adam yer belliyordu. Belin demirine basıyor, kırmızıya çalan bir toprak altını üste aktarıyordu. "Merhaba hemşerim," dedi. "Oo, merhaba," dedim. Tekrar işine daldı. "Şişt, şişt!" dedim. Aldırmadı. Bir daha "Şişt!" dedim. Yine aldırmadı. Hızlı hızlı "Şşt, şşt, şşt!" "Buyur beyim," dedi. "Bir şey söylemedim," dedim.
Küçük parmağını kulağına soktu, kaşıdı. Çıkarıp parmağına baktı, belin sapına siler gibi yaptı. Şşt şşt dedim. Yüzünü göğe kaldırdı, kuşlara baktı. Dönüp şüpheyle bana baktı. Bu sene enginarlar nasıl dedim. İyi değil dedi. Baklayı ne zaman keseceksin? Daha ister dedi. Nefes alır gibi şşt dedim. Yine şüpheyle denize, şüpheyle göğe, şüpheyle bana baktı. Kuşlar olmalı dedim. Benim de kulağıma bir hışırtı gelir ama dedi, ne taraftan gelir? Zati bu sırada şu kulağım ağırlaştı. Bir yıkatmalı dedim. Benim de geçenlerde ağırlaşmıştı. Yıkattın mı? Yıkatmadım, hacet kalmadı. Doktora gittim, alıverdi, pislikmiş. Çocuklar nasıl diye sordum. İyiler dedi. 9'du, 8 kaldı. Biliyorsun 9.'sunun macerasını ya. Sus sus dedim, yürekler acısı. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Biraz uzaklaşınca şşt şşt. Bu sefer yakaladım bahçıvandı. Oydu oydu. Hadi hadi yakaladım bu sefer seni dedim. Yok. Vallahi dedi. Vallahi daha ekmedim bakla. Senden ne diye saklayayım, parasıyla değil mi? Sen değil misin şşt şşt diyen? Ben de duyarım bir ses ama bulamam nereden gelir. Nereden gelirse gelsin. Dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan, ottan, böcekten, çiçekten. Gelsin de nereden gelirse gelsin. Bir şşt şşt sesi gelmedi mi fena? Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insanoğulları. Şşt.